Şimdi Malatya Spor'la oynadığımız maç herkesin gözünde tabii ki çok farklı gözüktü. Yani şöyle sonuncu bir takım diye düşündüler ve kolay geçeceğini zannettiler. Biz oyuncularımızı da maçtan önce çok uyardık, çok söyledik iyi konsantre olmamız gerektiğini. Çünkü artık Malatya Spor bana göre bundan sonraki maçlarında da her takıma zor bir takım olduğunu gösterecek yani. Çünkü Adem Büyük'le yeni bir şeye başladılar. Yeni bir başlangıçla başlıyorlar. Onun için de yani çok dikkatli olmamız gereken bir maçtı. Maalesef ilk yarı istediğimiz gibi oynayamadık. Ama ikinci yarı hem oyuncu değişikliği olsun hem taktik değişikliği olsun çok iyi oldu. Çok çok iyi oynadık. Yani biz ilk yarıda gol bir taneden fazla da yiyebilirdik ama ikinci yarı hakikaten de iki taneden daha fazla da atabileceğimiz pozisyonlar oldu çok iyi bir şekilde. Yani maçı kötü başladık, çok iyi bir şekilde de bitirdik. Şimdi önümüzde baktığınız zaman 4 tane bizim maçımız var. İşte Karagümrük, arkasından Beşiktaş, arkasından Antalyaspor, arkasından Adana Demirspor. Bunun 3 tanesi deplasman. Onun için bizim çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yani yeni bir toplantı da yaptık. Benim tek korkum sakat arkadaşlarım. Eğer sakat arkadaşlarımız da zamanında gelirse o zaman alternatifli çok iyi bir kadromuz olacak. Yani benim sadece maçında üzüldüğüm Malatya maçında Koray. Yani Koray'ı biz tabii ki taraftar bilmiyor. Koray'ı biz mecburiyetten oynattık. Koray'ın esas yeri orası değil. Ama Koray'a maalesef sakattı ve sakatlıktan çıktı. Ama çok sakatımız vardı. O sakatların içinde en sağlamlarından bir tanesi oydu. Onu oynattık. Sonra Hakan'ı kullanmak için öyle düşündük. Tabii ki istediği gibi olmadı. Yani sakatlıktan çıktığı için istediği şey veriminde olamadı. Ama bir Fenerbahçe maçı oynamıştı. Onu da çok çok iyi oynamıştı. Yani onun için ya böyle maçlarda yani yuhalamadan dolayı yani çok üzüldüm ben. Taraftarlarımızdan böyle şeyi beklemiyordum ben. Yani hiçbir oyuncu sahaya kötü olmak için çıkmaz. O da çok iyi niyetli, çok karakterli bir arkadaşımız. Ay için öyle maçlarımız olabilir, kötü maçlarımız olabilir. Ya o maçlarda daha çok biz destek istiyoruz yani. Oyuncularımız zor maçlarımız var. Taraftarlardan çok büyük destek istiyoruz. Taraftarlardan tribünleri doldurmalarını istiyoruz. Çünkü baktığımız zaman hakikaten yer yer çok boşluklar var. Bayağı bir boşluklar var. Orada kulübümüzden ne yapabilecekse yapsın. Yani yardımcı olması lazım taraftarımıza. Ve şu tribünleri dolduralım. Çünkü biz çok başarılı olduğumuz dönemlerde en büyük destekçimiz taraftarımızdı. Onlarla beraber mükemmel işler yaptık. Şimdi bundan sonra da baktığınız zaman çok iyi maçlarımız var. Çok zor maçlarımız var. Kazanmamız gereken maçlarımız var. Ve de bir de kupaya gitme şansımız var. Yani kupada gitme şansımız var. Ya bunu beraberce yapmamız gerekiyor. Futbolcular tabii ki sahada her şeyini koyacaklar ama tribündeki taraftar futbolcu kadar önemli yani o maçlarda. Karagümrük maçı hakikaten bizim için çok değerli. Yani bütün maçlarımız bizim final havasında olacak maçlarımızın hepsi. Karagümrük'te o maçlardan bir tanesi tabii ki. Artık birbirimizi tanıyoruz. Zaten iki tane üst üste maç oynayacağız. Biliyorsunuz işte bizle beraber çalışan Cengiz Hoca vardı, kaleci antrenörümüz. O da Karagümrük'e gitti. Bizimle ilgili hemen hemen her şeyi biliyor. Onlar da tabii ki ona göre kendi takımlarını kuracaklar ama bizim tek hedefimiz oradan puan ve puanlarla dönmek yani. Bizim çektiğimiz kurallar bizim ikincilik takımından mesela liderini çektik, Ankara Gücü'nü çektik. Ondan sonra o grubun en iyi takımlarından bir tanesi Bandırma Spor'u çektik. Bandırma takımı Malatya Spor'u eleyerek geldi. İki maçta kolay geçmedi. Çok zor geçti yani. Bayağı bir zor geçti. Onun için kolay değil. Karagümrük'ü çektik. Karagümrük maçı da kolay değil. Yani Süper Lig'in en iyi takımlarından bir tanesi. Onun için şey değil. Bizim bunu kolay yapmak için sahada çok mücadele etmemiz gerekiyor. Taraftarlarımızın tabii ki düşüncesi öyle olabilir ama ben biraz önce de söyledim. Taraftar desteği de bize lazım o kupalarda. Biliyorsunuz bundan önce kupalar oynadığımızda 200-300 kişi oynadığımız maçlar oldu yani. Onun için bu maçlarda taraftar lig maçı gibi bir derbi maçı oynar gibi bakması gerekiyor o maça ve doldurmaları gerekiyor. Onlarla beraber inşallah gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz yani.